Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Seyyid Ahmed Rifai Hazretleri, Kuddise sirruhu, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ahmed Rifai Hazretleri doğmadan önce ve doğduktan sonra da birçok velinin rüyasına girer ve Seyyid Ahmed Rifai Hazretlerini hem müjdeler hem de över Seyyid-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O velilerden olan Şeyh Ebul Vefa, Şeyh Ahmed bin Hamis ve Şeyh Mansur el-Bata'i Hazretleri vesair evliyanın rüyasına girer. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ahmed el-Rifai Hazretlerini şöyle över ve müjdeler. Ahmed İbn-i Rifai memleketin gelinidir. İnsanların takip ettiği bayraktır. Onun irşadıyla hidayete ererler ve Allah-u Teala'ya ulaşırlar. Onun sireti, yaşantısı, karakteri fenadır. Allah için yokluktur. İradesini Allah'ın iradesinde yok etmektir. Ve onun fenası Allah-u Teala iledir. Bu yüzden o sözünden çok manevi haliyle insanları eğitir diye buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Olmuş. Diğer sözünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Ahmed Rifai Hazretleri için. Hikmetinin şehirlerin her bir tarafındaki nüfusu, etkinliği, geçerliliği, sultanların ve halifelerin hükmünün nüfusu gibidir. Bir cihete bir halife gönderirse o halife o yerdeki ahalinin nefislerine, canlarına, gönüllerine, mallarına ve çocuklarına hakimdir. O Ahmed Rifai Hazretleri ki hakikatin bayrağıdır. Onun yolu fena fillah makamıdır. Fena fillah'tır. Allah'ın aşkında, Allah'ın muhabbetinde, Allah'ın sevgisinde onun yolu yok oluştur.